Halama yemin etmiş olmasaydın eğer, yine de hayır der miydin mahkemede? Yapamazdım. Yapamazdın. Yapmazdım demiyorsun. Neden yapamazdın? Ben yuva ne demek seninle öğrendim. Mutlu olmayı, huzurlu olmayı, güvende hissetmeyi. Öyle ki sırtımı koskoca bir dağa dayamışım gibi. Dünya yansa bana bir şey olmayacakmış gibi. Gitme o zaman hiçbir yere. Yanımda kal. Konuşmalıyım. Aklımdan geçen ne varsa ona söylemeliyim. Benim için ne demek olduğunu bilmeli. Halama ettiğin yemin yüzünden mi mahkemede boşanmak istemiyorum dedim. Evet. Neden hayır dedin hakime? Niye boşanmak istemedin? Yoksa sen Emir'e aşık mı oldun? Cevap versene. Aşık mı oldun Emir'e? Böyle kalsın, konuşmak istiyorum seninle. Kapının arkasından mı konuşacaksın? Evet. Peki madem öyle rahat edeceksen, seni dinliyorum. Bu nasıl söylenir? Yani lafa neresinden başlanır bilmiyorum. Beşerdim, şaştım. Sakın Emir'i bırakma. Ne olursa olsun ondan boşanma. Yemin et. Yemin et kızım. Gözümün açık gitmesini istemiyorsan, yemin et. Neredesin? Evdeyim. Yetişmeliyim. Konuşmalıyım onunla. Thank you.
Hadi gidelim buradan, gel. Sana söylemiştim. Geçmişe dair ne varsa sileceğim. Her şeyi unutturacağım sana. Hiç şüphem yoktu ki. Sen olduktan sonra bana kimse bir şey yapamaz. Yapamaz tabii. Sana söylemiştim. Hiçbir bahanenin ardına sığınmanın lüzumu yok artık. Sırf halama yemin ettin diye yanımda kalmana da gerek yok. İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin. Özgürsün. Öyle değil. Emir Bey aradı. Sizi alıp eve götürmemi istedi. Ben de çay bahçesine geçiyordum zaten. Buyurun. Sağ ol. Buyur. O görüntüler senin eline nasıl geçti? Bizim evli kalmamızdan veya boşanmamızdan sana ne? Sen neyin peşindesin? Susmasana! O görüntüleri nereden buldun diyorum sana. Melike ablanın siparişleri vardı. Ben onları alıp geleyim. Çok uzun sürmez zaten. Tamam. Nasıl izin verdim? Öylece gitmesine. Hiçbir şey söylemeden. Nasıl? Sebep sadece yeminim değildi. Nasıl diyemedim?
cüzdanı torpidoda unutmuşum da size zahmet. Tabii. Sağ olun. Kağıt katlama sanat dedi öğretmenimiz. Başka bir ismi daha vardı ama unuttum. Origami. Heh işte o. Origami. Turna kuşu yapmamızı istedi öğretmenim. İyiydi oğlum, babaannenle yapsaydınız keşke. Yani ben bir tek adını bilirim. Anlamam ki origamiden falan. Babaannem öyle demiyor ama. Küçükken kağıtta çok güzel şeyler yaparmışsın. Öyle anlattı bana. Ben neden hatırlamıyorum acaba? Neyse bir deneyelim bakalım. Babam kağıttan turna kuşu yapacak Peri kızı. Origami. Biraz zorlanıyor ama. Biliyorsan sen de yardım edersin babama. Turna nasıl bir kuş? Ben hiç görmedim. Böyle uzun bacaklı, uzun gagalı, çok zarif bir kuştur turna. Saflığı, dürüstlüğü, sevgi ve sadakati temsil eder. Sen hiç gördün mü peri kızı? Bir kere sadece. Bizim oralarda turnalara haberci derler. Kim kime dargınsa, kim üzülüp ağlıyorsa birinden diğerine haber götürür turnalar. Üzülmesin, ağlamasın, barışsın diye. Turnaların görevi güzelleri barıştırmak olduğuna göre kendileri sevdikleriyle hiç küsmez değil mi? Hiç küsmezler. Turnalar için sevdikleri çok kıymetlidir. Hep sever, sahip çıkarlar. Ama eğer sevdiğine bir şey olursa... Sevdiğine bir şey olursa ne yapar turna kuşu? Çok uzak diyarlara giderler ve bir daha geri dönmezler. Gitmene izin vermeyeceğim. Anlatacağım her şeyi sana. Yiğit'in kuşu. Bu kağıt kuşlardan her yere yapıp koyuyor. Çocuk işte yani huylu huyundan vazgeçmiyor. Eve gidelim. Ama hızlı gidelim olur mu? Peki. Siz iyi misiniz?
Cevap ver bana, cevap ver. Bu işin en zor tarafı ne biliyor musun? Elin titremeyecek. Sabırlı olacaksın. Tıpkı düşmanını gafil avlamak için sabırla beklediğin gibi. Bir de gözün açık olacak. Ama öyle laf olsun diye bakmayacaksın etrafına. Baktın mı? Göreceksin eğriyi de doğruyu. İşte ben bu yüzden senin gözünün önündekini senden daha iyi biliyorum Tarık. Sen yanındaki kadının seni sevemeyeceğini göremeyecek kadar körsün. Eve kadar dayanamazsın demiştim bak. İyi ki büfeye uğrayıp bir şeyler almışız. Buradan da bir hastaneye gideriz, serum alırsın. Hiçbir şeyin kalmaz. Hepsini yedim. Sen yer misin diye sormadım bile. Ben senin için almıştım zaten. Eğer isteseydim kendime de alırdım. Daha iyisin değil mi? Sen yanımdasın, tostumu yedim. Birazdan eve gideceğiz. Ne iyi olmuyor ki? Ev demişken ben bir elimi yüzümü temizleyeyim, eve böyle gitmeyeyim. Tamam, gitmeden hastaneye uğradığımızda yaparsın. Efendim? Teşekkür ederim memur bey. Sağ olun bilgi verdiğiniz için. Ne diyorlar? Meltem vurulmuş. Hastanede mi? Nasıl? Meltem ölmüş nerede? Ne olursa olsun yine de böyle olmasını istemezdim. Hiçbirimiz istemezdik. Sonuçta genç bir kızdı. Keşke hırsızlığına yeni düşmeseydi. Mert'e ne diyeceğiz? Gülperi. İyi misin sen? Nerede? Kim nerede? Thank you.
gelmemiş. Gülperi. Emir'e mi baktın? Siz beraber değil miydiniz? Bir şey mi oldu? Emir akşam için özel bir kutlama masası hazırlamamı istedi. Herkes mutlaka masada olsun dedi. Hayırdır oğlum dedim ama ser verip sır vermedi. Akşam herkes öğrenecekmiş. Belki sen biliyorsundur. Uşağım yeter daha. Kuyruğu yanmış kediler gibi ne dolanıp duruyorsun öyle? Yorulmadın mı? Ben yoruldum vallahi. Ay evet Mert. Başımız döndü. Gel otur şöyle. Tamam oturuyorum. Ne oldu da? Düşündüm de Münevver teyzeyi salona mı alsak? Hem doktor gelir gelmez annesini görse sürpriz olur bence. Ay, hay aklınla ben yaşa. Ne kadar güzel geldi aklına. Bence de. De haydi. Anda geldiler da. Küfürcüğüm. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doktor tamam. Ben de seni özledim de kemiklerimi kıracaksın. Kırmam merak etme. Kızım, canım benim. Anne. Anne. Anneciğim. Kızım. Anneciğim eskisinden daha iyi konuşuyorsun. Eskiden böyle konuşmuyordun. Çok şükür. Ey kuru dallara can veren Rabbim. Bizim de sesimizi duydun. Gönlümüzü şenlendirdin. Hamdolsun sana.
Bak o kadar sordum sana. Hem de defalarca. Söylemeliydin. En başından beri söylemeliydin Emre. Hiçbir bahanenin ardına sığınmanın lüzumu yok artık. Sırf halama yemin ettin diye yanımda kalmana da gerek yok. İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin. Özgürsün. Konuşmak istemiyor tabii. Sesimi bile duymak istemiyor işte. Aa, benim yaptığım turna kuşum bu. Senin yaptığın gibi yapabilmiş miyim peri kızı? Evet, çok güzel olmuş. Beğendiğin için mi aldın yanına? Hı hı. Akşam yemekten sonra babamla gideceğimiz yerde götürürüz turna kuşunu. Ağzımdan kaçtı. Sürprizdi. Babam bir şey deme demişti. Sakın babama bir şey söyleme, olur mu peri kızı? Sürprizi bozuldu diye üzülür yoksa. İyi geldin mi banyo? O ne? Bu vitamin. Yemeği yanında vitamin desteği alman şart toparlanman için. Gecede güzelce uyuyorsun sıcacık yatağında. Kendi evinde. Mert'le konuşmadan hiçbir şey yapmak istemiyorum. Önce onunla konuşayım. Aslında önce benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Bir daha arayayım Emir'i bakayım. Belki bu defa açar. Allah Allah. Bak yine açmıyor. Hiç böyle yapmazdı. Kendi söylemiş akşam yemeği için hazırlık yapın diye. Vallahi ben de merak ettim doğrusu. Yiğide de söz vermiş. Yemekten sonra gezmeye götüreceğim diye. Yavrum. Heyecanla bekledi bekledi uyuyakaldı. Yani hiç olmazsa Yiğit için arar sorardı. Haber verirdi. Gülperi, sana bir şey söyledi mi? Hayır. Abanın kadri yağmur yağdığı vakit bilinirmiş. Ha buraya böyle hiçbir şey etmeden beraberce oturmak bile büyük nimetmiş. Çok badireler atlattık. Ama geçti gitti çok şükür. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Amin.
Bunu senin için aldım doktor. Meltem ölmüş mü abi? Almayacak mısın? Ver. Özür dilerim, ben de almışım. Yaşadıkların hiçbiri kolay değil. Ama hepsi geride kaldı, bitti. Hep birlikte olduktan sonra yarınlar dünleri unutturacaktır. Emin olabilirsin. Hay ağzın bal yesin benim deli uşağım. Ne kadar güzel dedi. Yeter ki Allah'ım birliğimizi, düzenimizi bozmasın. Açmayacak mısın? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Mert, seninle bir şey konuşmamız lazım. Seni dinliyorum doktor. Konu Meltem. Biz böyle olsun istemezdik. Hiç istemezdik. Çok kötü şeyler oldu. Polisten kaçarken vurulmuş. Ay. Ve maalesef hayatını kaybetmiş. Hak eden bulur. Sana bir şey olmadığına çok sevindim doktor. İzninizle. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Babam benim yüzümden gelmedi. Heyecan, hevesin,
Benim yüzümden yarım kaldı. Yine her zamanki gibi etrafımdakileri mutsuz ettim. Güzel giden ne varsa bir çırpıda yıkıverdim. Hayatımda ilk defa ailem olmuştu ama ben sahip çıkamadım. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Üzdüm, kırdım, darmadağın ettim. Oysa sevginize sahip çıkabilseydim, karşılığını verebilseydim layığıyla. Gitmesine izin vermeseydim keşke. Önüne geçip durdursaydım. Haykırsaydım içimdekileri yüzüne. Sandığın gibi değil. Sen gitme dersen ben hiçbir yere gitmem diyebilseydim. Ama diyemedim işte. Yapamadım. Biliyorum işin rahat etmiyor ama bence şu an doğru zaman değil. Biraz daha zaman verildi buna. Zamana ihtiyacı var. Sonra konuşursun. Hem ikimiz de biliyoruz ki Mert çok güçlü bir çocuk. Toparlanacaktır. Belli etmedi ama çok sarsıldı. Umarım kısa sürede toparlanır. Alo. Mert, şimdi haberlerde gördüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Şimdi o gidince kimse kalmadı. Nasıl biri olursa olsun. Sonuçta ablandı. Üzülmen çok normal. Kendi kötülüğünde boğuldu. Şimdi içeri gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Gülperi kızım, bu saatte hayırdır? Emir'in şarjı bitmiş galiba. Aradım, ulaşamadım Hasan amca. Belki oraya gelmiştir dedim. Orada mı acaba? Yok kızım, gelmedi buraya. Sen niye arıyorsun onu bu saatte kızım? Ters bir durum yok inşallah. Yok yok, Hasan amca merak etme. Gelirken bir şey almasını isteyecektim de.
O yüzden aradım. Ama önemli değil. Gelir birazdan zaten. Gelince beni de haberdar ediver kızım. Merak ederim. Tamam. Neredesin? Gelmedi mi senin sahte kocan? Evcilik oyunundan sıkılmış olmasın sakın. Olacağına bak. Sen daha çok ağlar, çok dövünürsün. Oğlum mu bir şey yaptı yoksa? Şuna bak hele. Elimin kiri karşıma geçmiş bana hesap soruyor. Hadsiz seni. Sen kim oluyorsun da benim savaşımı suçluyorsun ha? Hem yaptıysa bile iyi etmiş. Şimdiye kadar yapmadığı kabahat. Hayır, hayır, hayır. Allah'ım ne olur. Düşündüğüm şey olmasın ne olur. Savaş ona bir şey yapmış olmasın. Yalvarırım. Sen ona bir şey mi yaptın? Bilmem. Sence yapmış olabilir mi? Bir düşün bakalım. Ben düşünmeyeceğim. Sen söyleyeceksin. Her şey geçti mi gerçekten? Evet. Geçti gitti. Bir kabus gibiydi ama sonunda bitti, uyandık. Şimdi sana sorsalar bu dünyada hep aynı anı yaşayacaksın diye hangi anı seçerdin? Ben bilemedim ki, hiç düşünmedim. Peki tamam. Ben söyleyeyim mi? Tam da bu anda. An derken? Böyle el ele. Seninle yan yana. Biliyor musun sen yokken hep bu anı düşünerek ayakta kaldım. Bir ayak çekilecek, ikimiz baş başa kalacağız. Böyle el ele, göz göze, yan yana. Bir daha hiçbir zaman ayrılmayacağız. Sana söz veriyorum. Uşağım, Kıvırcığım, uyudunuz mu? Yok, uyumadık Şehri abla, ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Çabuk gelin de çabuk gelin. Never Hanım. Anne.
söylemiştim sana. Gördün mü? Yürüyorsun artık. Anneciğim. Mert, bu yaptığın olağanüstü bir şey. Ben bir şey yapmadım ki Kemal abi. Bu geceki fizik egzersizleri bendeydi. Ama bir anda oldu, ben de inanamadım. Çok teşekkürler. Biliyordum bak. Benim annem güçlü diyordum. Pes etme demiştim, gördün mü? Yürüyorsun, ayaktasın, çok şükür. Sordum sana. Hem de defalarca. Söylemeliydin. En başından beri söylemeliydin Emre. Bunu bilmeye hakkın vardı. Hiçbir bahanenin ardına sığınmanın lüzumu yok artık. Sırf halama yemin ettin diye yanımda kalmana da gerek yok. İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin. Özgürsün. Gel hadi. Yalvarırım, çık gel artık.
Gülperi. Geldi mi? Yok. Ben de hala ulaşamıyorum. Belki bir yerde unutmuştur telefonunu. Belki de şarjı bitmiştir. İş yerinde acil bir durum varsa şirkettedir diye Tülay'ı aradım. Ama onun da haberi yok. Hatta bir imza için aramış, o da ulaşamamış. Ben de Hasan amcayı aradım. Orada da yok. Keşke telaşlandırmasaydın kızım. Şimdi hasta hasta. Yok yok, usulünce sordum. Savaş. Ben dayanamadım. Onu da aradım, sordum. Ama hiçbir şey öğrenemedim. Alama ettiğin yemin yüzünden mi mahkemede boşanmak istemiyorum dedim. Bak o kadar sordum sana. Hem de defalarca. Söylemeliydin. En başından beri söylemeliydin hem de. Bunu bilmeye hakkın vardı. Belki canını sıkan bir şey olmuştur. Belki yalnız kalmak istemiştir. Sanmam. Çok keyifliydi. Sonra zaten birlikte çıktınız. Sahi siz nereye gittiniz, ne yaptınız? Biz sahilde kahve içtik. Sonra o gitti. Öylece seni bırakıp gitti. Acil bir telefon falan mı geldi? Hatun, hiçbir bahanenin ardına sığınmanın lüzumu yok artık. Sırf halama yemin ettin diye yanımda kalmana da gerek yok. İstediğin zaman istediğin yere gidebilirsin. Özgürsün. Yok. Nereye gittiğini de söylemedi. Yok. Bu işte bir iş var. Seni orada öyle yalnız tek başına bırakıp gitmezdi. Hem biz telaşlanırız diye bizi de habersiz bırakmazdı. Hadi hepimizden geçtim. Asla Yiğit'in hevesini kursağında bırakmazdı. Neler oluyor Gülperi? Yok. Ben daha fazla dayanamayacağım. Anneciğim ne güzel hediye bu. Canım kızım. Şimdiden fazla yorulmayalım istersen. Evet anneciğim. Gel oturalım. Sonra bol bol yürürüz. Yorulma sen. Ben ne güne durayım ha buraya? Sabahtan akşama kadar yürürüz bacımla. Hele biraz daha iyi olsun. Bahçeye bile çıkar mısın? Niye ağlıyorsun Şehriye teyze? Durum gayet iyi. Mutluluktandır be uşağım. Biz erkekler böyleyiz Mert. Üzülünce ağlarız, mutlu olunca güleriz. Bu kadar, bu kadar basit yani. Çok şükür anneciğim. İyileştin. Mert'in sayesinde. Ben bir şey yapmadım ki. Sen umut verdin, yaparsın dedin. Sen çok iyi bir çocuksun Mert. Vefalı, merhametli. Evet, çok şanslıyız. Boşuna mı bizi uşak diyorum be ama? İyi ki varsın.
Sağ ol Fidan. Oh, telaş etmekten tansiyonuz çıktı yine. Ne yapayım Melike? Bak bütün gece bekledik. Hala haber yok Emir'den. Kötü düşünmeyin. İyi düşünün, iyi olsun. Allah'ım, oğlumu bana bağışla ne olur. Allah'ın izniyle sağ salim evine dönecek Emir. Gülperi. Hala Emir'in telefonu kapalı mı kızım? Kapalıydı ama bir daha arayayım ben. Suat Bey, var mı bir gelişme? Mobeseleri inceledik. En son sahil yolunda gözüküyor. Sonrası yok. Peki, ne yapacağız şimdi? Sakin olun. Ben arkadaşları harekete geçirdim. Arama çalışmaları başladı. Ama aileden birinin karakola resmi başvuru yapması lazım. Emir'i en son kim gördüyse gidip ifade versin. Tamam, hemen. Ben hemen giderim. Suat Bey, iyi haberler ver bana ne olur. Oğlumu bul bana. Elimden geleni yapıyorum, merak etmeyin. Tamam, sağ olun. Kızım, her şeyi anlat. Özellikle de o Savaş denen adamın oğluma kafayı taktığını, ne kadar tehlikeli biri olduğunu da söyle. Sever seni bırakır. Tamam, montumu alayım. Melike dua et ne olur. Oğlumun başına bir şey gelmiş olmasın. Merhaba. Hoş geldin. Sakın, sakın evime gireyim deme. Bırak elindekileri de şuraya. Fidan götürür mutfağa. Şimdi derhal evimi terk et. Arabada birkaç poşet daha vardı. Onları da getireyim. Sen üstüne alınma. Emir abi dünden beri ortada yok. Haber alamıyoruz. Cavit Hanım da Savaş Bey'in bir kötülük yaptığını düşündüğü için sinirli. Eşi de ifade vermek için karakola gidecek şimdi. Hazırlanıyor. Son gören o ya. İyi, sen bir an önce eve geç. Sana da kızmazsın. Görüşürüz. Hadi kal, sağ ol diyorum. Şimdi evden çıkıyorlar abi. Gülper ile şoför karakola geçiyor. Sen de karakola git. Çıkana kadar da bekle. Neden abi? Dediğimi yap Baran. Yanından ayrılma. Nasıl istersen. Bu çocuk burada çok dolaşıyor. Hiç az etmiyorum.
Başını göğsüme yasla sevgilim. Güzel saçlarına dolansın diye. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Yaramaz çocuklar gibi sevişelim. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme yasla sevgilim. Saçlarına dolansın. Günaydın. Günaydın. Bugün yine hayatımızın ilk günü. Hazır mısın? Feren, anlattıklarınızın üzerine tekrar geçelim. En son dün sahildeki çay bahçesinde gördünüz Emir Bey, doğru mu? Evet, kahve içtik. Sonra da kimse görmedi, konuşmak mı? Telefon önce açıktı, sonra da kapandı, doğru mu? Evet. Şuraya bir imza atmanızı isteyeceğim. Efendimin eşi Ömür Tarhun, dünden beri kayıp. Ben de ifadesini aldım. Telefonu bir süre açıkmış. Evet, şimdi gidip teknik servisten sinyal takibi isteyeceğim. Böylelikle bulunduğu son yeri öğrenmiş olacağız. Bu gibi durumlarda tüm detaylar önemlidir. Önemsiz bulup söylemediğiniz bir şey ya da ihtimal bile vermediğiniz herhangi biri önemli ipucu olabilir. Şimdi iyi düşünün. Eşinizin bir düşmanı var mıydı? Ona kim besleyen, zarar verebilecek herhangi biri? Savaş Karada. Kim bu Savaş Karada? Neden kin duyuyor eşinize? Bir yanlış anlaşılma yüzünden. Ne tür bir yanlış anlaşılma? Savaş Karada amcamın evlatlığıdır. Amcamla oğlunun ölümünü bilsem biliyor. Ben Mardinliyim. Amcamın zulmünden kaçıp geldim buraya. Efendim? Emir'den haberin var değil mi? Neden soruyorsun? Dün gece bu eve gelmedi ya. Belki de. Belki de ne? Aman neyse ne. Ne ettiysen ellerin dert görmesin. Türlü türlü belayı çoktan hak etti o. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ettin? Araba burada, bin et. Seninle hiçbir yere gelmiyorum ben. Savaş abim karakoldan al, evine bırak dedi. Ne senden gelecek, ne de abinden gelecek yardımı istemiyorum. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Şimdi çekil yolumdan. Ya bir dur. Neye kızdın? Bak,
Hiç itiraz etme. Savaş abimin kesin emri var. O bir emir verdiyse öyle ya da böyle yerine getirilir. Emri sana verdi. Bana emir vermedi. Emir veremez bana. O yüzden şimdi git buradan. Bak yapma. Yine de kızacak bana. Gülper Hanım buyurun. Bu söylediklerimi abine aynen ilet. Eğer bu işin içinde onun parmağı varsa. Yanına bırakma. Biraz dinlen, sonra devam ederiz istersen Münevver teyze. Ha, ev dadın uşağım. Öyle iki güne koşacak halin yoktur da. Yavaş yavaş, acele etmeden. Hem ne demişler? Geç olsun, güç olmasın değil mi Münevver Hanım? Hem baksana, şimdiden daha iyisin maşallah. İyiyim şükür. Mert sağ olsun. Bıkmadan, usanmadan ilgileniyor benimle. Bade nerede? Ona da teşekkür etmek isterim. Allah ikinizden de razı olsun. Hakkınızı ödeyemem. Sen ayağa kalktın ya, önemli olan bu. Rabbim bugünlerde gösterdi ya bize. Şükürler olsun. Oy, ben unuttum gitti ya. Ben bugün lokma döküp dağıtacaktım da unuttum, gördün mü? Adam vardı. Ayaklandın ya. Haydin, ben iş başına. Oğlum. İnsan bazen acısını yok saymak ister. Görmezden gelir. Kalbinin derinliklerine gömer. Ama konuşmak da iyi gelir. Eğer içini dökmek istesen, konuşmak istesen ben buradayım. Ne olursa olsun. O senin ablan. Teşekkür ederim ama ben iyiyim. Acı hak eden için çekilir. Aile için çekilir. Benim ailem sizsiniz. Siz iyi olduğunuz sürece ben de iyiyim. Devam edelim mi? Edelim. Anneciğim. Bayağı yol kat etmişsiniz. Bu başarının sırrı ne böyle? Ne kadar kabul etmek istemese de Mert'in inancı ve çabası. Tüm günü benimle ilgileniyor. İyi günler hanımefendi. Kemal Targun burada mı yaşıyor? Ne işiniz vardır sizin Kemal Targun'la? Sosyal hizmetlerden Tarık ben. Buyurun. Ne oldu Şehri abla, iyi misin? Beyefendi sosyal hizmetlerden gelmiş.
Merhaba, Tarık ben. Siz de Kemal Bey olmalısınız. Ziyaretiniz Mert'le mi ilgiliydi? Onun burada mutlu olup olmadığını kontrole mi gelmişsiniz? Boşuna yorulmuşsunuz. O bu ailenin en kıymetlisidir. Kemal Bey, sizle özel olarak görüşebilir miyiz? Buyurun. Sorun yok, merak etme. Bir bu eksikti. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yok. Kapalı hala. Cavidan teyzeciğim, sakin ol. Ya ben inanıyorum, dönecek Emir. Hem biliyorsun çok güçlüdür o. Ya başına ne geldiyse eminim dayanır. Ben de çok korktum. Duyunca hemen geldim. Ne yapayım? Allah'ım, ne olur oğlumu alma benden. Beni evladımla sınama ya Rabbim. Ne olur, yalvarıyorum. Oh. Amin. Oğlum nerede? Ha? Nerede? Siz mi bir şey yaptınız? Söyle. Söyle diyorum. Cavidan Hanım, sakin olun Allah aşkına. Tansiyonunuz yeni düzeldi. Oğluma bir şey yaptıysanız, onun kılına zarar verdiyseniz bu dünyayı başınıza yıkarım. Duydun mu beni? Bilemem oğluna kim ne yaptı. Bekçisi değilim. Keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Hep can yakacak değildi ya. Gün gelecek, onun da canını yakacak biri çıkacaktı. Siz yaptınız. Biliyorum, siz yaptınız. Lütfen gel. Lütfen. O Gattaroğlu'nun kim bilir ne yaptı Emir'ime. Ne yaptıysa güzel yaptı. Herkes hak ettiğini buldu. Gör bakalım evladından olmak neymiş. O acıyla başa çıkmak ne zormuş. Yeter, yeter. Bir hikaye uydurmuşsunuz. Uydurduğunuz hikayeye de kendiniz inanmışsınız. Gelin, gelin Cahiden Hanım'a. Sakin olun lütfen. Korkuyorum düşeceksiniz diye. Tülay, hadi kızım su getir. Sakin olun. Kızım, ne oldu? Bir gelişme var mı? Yok. Karakoldan arıyorlar. Aç, aç hemen. Alo? Ne diyor? Bulmuşlar mı oğlumu? Allah'ım, Allah'ım sen yardım et. Ne olmuş? Konuşsana kızım. Yoksa... Kemal Bey,
Bildiğiniz gibi Meltem Hanım'ın vefatıyla Mert'in hayatta birinci derecede akrabası kalmadı. Şu anda resmi olarak vasisi de yok. 18 yaşını doldurmadığından dolayı kanunlar açık. Şehriye Hanım, lokmanın şerbetini koymadan Mert için ayrak, peynirle yemeği çok sever. Bilmez miyim da? Hayırdır bile. Oğlum, bu kadar endişelenme. Memurdur. Prosedür gereği gelmiştir. Hem unutmayasın ha, Şam avukattı. Seni kimse zarara vermez. Bilmiyorum. Ben biliyorum da. İşini karartma. Hem sen bu evde misafir misin? Ailedensin. O görevlinin karşısına kim vardır? Avukat Uşam, bir de küfürcüğüm. Ha benim deli Uşam. Seni kimselerin almasına müsaade etmezler. Bak, gerekirse ben yine yatakta uzun yatarım. Ama senin için yine onların karşısına var gücümle çıkarım. Asla seni onlara vermem. Bak bunu da böyle bil, tamam mı oğlum? Ben daha basmasınlar benim Laz damarıma da. Teşekkür ederim. Benim odama gitmem lazım. Derslerim var. Kızım, yalvarıyorum söyle. Ne dedilerse söyle. Telefonun takibi almışlardı. En son sinyal verdiği yeri buluruz demişlerdi. Bulmuşlar mı? Emir? Ondan haber yok. Telefonu yerde kırık bulmuşlar. Oğlum! Emir'i bulacaklar. Polis şimdi iş sürmeye başlamıştır. Evet Cavidan teyzeciğim, sakin olun lütfen. Hem her yerde kameralar var artık. Ya anlatsana sen de, başka ne dediler? Son görüşmelere bakmışlar. Savaş'la konuşmuş en son. Ne istediniz oğlumdan ha? Ne istediniz? Vicdansızlar. Oğlun, kocamın, oğlumun ölümüne sebep oldu. Ana olarak sen ne ettin dedin mi ona ha? Şimdi böyle dövünürsün. Ama dur, hırpalama kendini. Asıl acı habere sakla kuvvetini. Kabirde dik duracaksın. Taziyeleri kabul ederken takdiri ilahi diyeceksin. Dövünmeyeceksin. Eğer öyleyse, eğer oğlun ona zarar verdiyse, karşında hiç görmediğin Gülperi'yi göreceksin. Komiser, kocana zarar vereni bulur, gereken cezayı veririz demişti. Eğer oysa, eğer senin oğlunsa, en büyük cezayı alması için elimden ne geliyorsa yapacağım.
elimizin kirine bak. Geçmiş karşıma utanmadan neler söylüyor. Saygısız. Sıra sana da gelecek elbette. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Kolay bir karar değil, biliyorum. Biraz da zamansız olmuş. Konuştuklarımızdan anladığım kadarıyla. Olması gereken oldu. Mert'e nasıl söyleyeceğiz? Bizi anlayışla karşılayacaktır. İstemem Melike, istemem. İçimdeki yangını hiçbir su söndüremez. Ah, oğluma bir şey yaptılar. Emirime bir şey oldu, hissediyorum. Cavidan teyzeciğim, kötü düşünmeyelim hemen. Ah oğlum, ah yavrum. Ah. En son o gaddarla konuşmuş, duymadınız mı? Bir şey yaptılar oğluma, hissediyorum diyorum. Tülay, Suat amiri bir ara. Gülperi'nin anlattıklarını söyle.
Belki bir faydası olur. Belki bulurlar o şeytanı. Suat Bey merhaba. Kusura bakmayın, Cavid Hanım konuşacak durumda değil. Onun için ben aradım sizi. Polisler Emir'in en son Savaş Karadağ ile konuştuğunu tespit etmiş. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Ne diyor kızım? Haberi varmış, ilgileniyormuş. Allah'ım sen bize yardım et ne olur. Başımıza neler geldi. Ev tarandı, saldırıya uğradık, yiğit kaçırıldı. Bir rahat yüzü görmedik. Kızım. Gülperin'in bir günahı yok. Görmüyor musun kızcağız ne halde? Sen de artık böyle şeyler söyleme Tülay. Beni korumanıza gerek yok. Kızım, yanlış anlama sakın. Seni suçlayan falan yok. Tülay haklı. Bu olanların tek sebebi benim. Keşke bu olanlara engel olabilseydim. Keşke elimden bir şey gelseydi. Niçin burada olduğunuzu biliyor musunuz? Tahmin ediyorum. Emir Tarhun'la aranız pek iyi değilmiş, öyle duydum. Evet. Hiç iyi değil. En son ne zaman gördünüz Emir Tarhun'u? Şaşırtmacalı soru mu bu? Telefonunu çoktan takip almışsınızdır. Dün evime geldiğini biliyorsunuz. Haklısınız. Siz bu kadar açık ve net cevaplar verdiğinize göre ben de sorularımı sorarken daha açık ve net olmalıyım. Evinize geldiğinde ne oldu? Evime geldi, tartıştık. Kızdı. Yok. Deliye döndü demek daha doğru olur. Ardından bana bir yumruk attı. Ama mühim bir şey değil. Siz karşılık vermediniz mi? Vermedim. Ne yeri ne de zamanıydı. Siz sormadan söyleyeyim, evime nasıl geldiyse aynı şekilde de gitti. Emir Tarhun'la bir husumetiniz var. Doğru. Adam evinize giriyor, size yumruk atıyor. Söylediğinize göre elini kolunu sallayıp çıkıp gidiyor. İster inanın, ister inanmayın memur bey. Ben size olanı anlattım. Aksini düşünüyorsanız kanıtlayacaksınız. Kanıtlayacağız. Gerçekler elinde sonunda ortaya çıkacaktır. Evet. O zaman bekler görürüz. Artık her şeyin hayırlısı olsun diyelim Kemal Bey. İyi günler. İyi günler. Mert'le konuşmamız lazım. Ben bunun için çok duygusalım. Ağlarım diye korkuyorum. Sen... Ben konuşurum. Ama sen de yanımda ol. Ne oldu? Gitti mi? Ne istemiş? Mert'i bizden alacaklar mı? Vermeyeceksiniz değil mi?
Mert nerede? Odasına dur. Çok üzüldü ama belli etmemeye çalışıyor. Anladı adamın ne niyetle geldiğini. Kızım, bir şey söylesene. Vermeyeceksiniz değil mi Mert'i? Kötü bir haber vermeyeyim de. Biraz konuşalım mı Mert? Haberler iyi değil sana. Ablanın ölümüyle hayatında birinci dereceden bir varisin kalmadı öyle değil mi? Yani yurt yolu gözüktü. Belliydi böyle olacağı. Öyle deme. Vermek istemiyorum uşağımı. Ne zaman gideceğim? Hemen mi? Bu sefer çok uzun taradım peri kızı. Sen benim saçlarımı taramayı çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum. Peri kızı biliyor musun? Ben eskiden banyo yapmayı hiç sevmezdim. Sonra babam da senin gibi saçlarımı sıcak havluyla kurulamaya başladı. O zaman çok sevdim banyo yapmayı. Sen de banyo yaptıktan sonra saçlarını sıcak havluyla kuruluyor musun? Evet. Babam, sen, ben. Üçümüzü çok seviyoruz o zaman. Oh, mis gibi kokmuşsun. Birlikte en güzel kıyafetlerimi seçelim mi peri kızı? Hani babam bize dün akşam yemekten sonra sürpriz yapacaktı ya, ondan sonra gelmedi. Bugün kesin gelir, gideriz değil mi? İş uzamazsa gelir, gideriz. Biz yine de kıyafetlerimizi seçelim ama. Babam sözünü tutar bence. Hadi bakalım, sen şimdi dişlerini fırçala, tamam mı? Tamam, sen de bana kıyafet seç. Emir Bey'in telefon sinyallerini takip edip konumunu tespit ettik. Fakat gittiğimizde telefonu yolun kenarında parçalanmış halde bulduk. Emir Bey ortada yok. En son Savaş Karadağ ile görüşmüş. Şu an için elimizde başka bir bilgi yok. Anladım ben, sorun yok. Başımın çaresine bakarım. Nereye gidiyorsun? Otur bakalım. Gel uşağım, gel. Eninde sonunda gitmem gerekecek. Belki de hiç hayatınıza girmemem gerekirdi. Başınıza bir sürü bela açtım. Sen bizi yanlış anladın. Sosyal hizmetler görevlisi kendi gelmedi, biz çağırdık. Ne demek bu? Neden kıvırcığım? Biz çağırdık çünkü artık senin gerçekten ailen olmak istiyoruz. Resmi olarak. Öylece gitmene izin mi verecektin? Buna inanıyor musun? Senin yerin ne yurt ne de sokak, ne de başka bir yer.
Sen buraya aitsin. Evin burası. Ne vakit karar verdiniz buna? Bize niye demediniz? Aşk olsun kızım. Biz de burada neler düşündük, neler yaşadık. Biz söyleyecektik aslında. Mert'le de konuşacaktık ama görevlinin bu kadar çabuk geleceğini bilemezdik. Ne oldu? Endişeleniyorum Kemal. Kötü bir şey mi? Benim uzun zamandır düşündüğüm bir şey var seninle paylaşmak istediğim. Mert'in, bizim vasisi olmamız, yani ailemize resmi olarak katılmasını düşünmüştüm. Ya sen nasıl bir adamsın? Ben nasıl biriyle evliyim? İster misin gerçekten? Tabii ki isterim. Ben de uzun zamandır bunu düşünüyordum. Ama senin ne diyeceğini bilemediğim için sana söylemedim. Şu an çok mutlu oldum Kemal. Çok iyi olur tabii ki. Sen yeter ki hep böyle mutlu ol. Hep gül. Açıkçası başvurumuzu bu kadar hızlı bir şekilde değerlendirip bizle görüşmeye gelmeniz çok şaşırttı bizi. Bir o kadar da mutlu etti. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mert bizim için çok önemli. Şükürler olsun. Hayırlı bir habermiş. Allah'ıma bin şükür. Mert, bir şey demedin. Resmi olarak ailen olmamızı istiyor musun? Savaş abi müsait değil. Eyvah eyvah, çok sinirli. Savaş abi içeriden çıkartmasa bari. Gelişmeleri haber verirsin. O nerede? Bana onun nerede olduğunu söyle. Ne diyorsun anlamıyorum. Ne sanıyorsun? Buraya gelip böyle bağırıp çağırdığın zaman sana açıklama yapacağım mı? Her şey planlıydı değil mi? Verdiğim yemini ona sen söyledin. Sırf onun canını yakmak için. Niye şaşırdın? Size görülecek bir hesabım var demiştim. Benden korkun demiştim. Korkmuyorum. En son seninle görüşmüş. Nerede dedim? Ne yaptın ona? Ne yapacaksın? Vuracak mısın beni? Gerekirse evet. Bana onun nerede olduğunu söyleyeceksin. Belki de hak ettiği gibi bir yerlerde ölüp gitmiştir.